Denizli'nin Acıpayam ilçesinde faaliyet gösteren bir krom madeninde göçük meydana geldi. Göçükte biri mühendis 3 kişi göçük altında kaldı. Göçük nedeniyle bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Arama kurtarma çalışmalarına AFAD, jandarma arama kurtarma, JAK UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri katıldı. 4 saatlik arama kurtarma çalışmalarının ardından göçük altında kalan işçilerden Mustafa Karahan yaralı olarak kurtarıldı. Diğer iki işçinin cansız bedenine ise dört buçuk saat sonra ulaşıldı. Göçükte hayatını kaybeden madenciler, maden mühendisi Kadir Özer ve işçilerden Rıfat Salman olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün gece Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili bir açıklama yaptı. Yılmaz, açıklamasında hayatını kaybeden iki madenciye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Yılmaz, ayrıca yaralı maden işçisine acil şifalar diledi. Yılmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili derin üzüntü duydum. Hayatını kaybeden iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı maden işçimize acil şifalar diliyorum. Göçük nedenini araştırmak üzere soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma sonucunda gerekli tüm tedbirler alınacak ve sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır." Madencilerimiz, ülkemizin kalkınması için canla başta çalışan kahramanlarımızdır. Onların can güvenliği her şeyden önemlidir. Madencilik faaliyetlerinin güvenli bir şekilde yürütülmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınması için her türlü çabayı göstereceğiz.